arada başkent Kiev günlerdir Rus birliklerinin kuşatmasındaydı. Ama artık kent merkezine çok kısa mesafedeler. Rus bombardımanı sürüyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cumhur Çatkaya çatışma bölgesine gitti. Yaşananları görüntüledi. İpin girişinde şu anda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dünden bu yana zaten bombardıman altındaydı. Rus askerleri artık İrpin'i ele geçirmiş durumda. Yani karşıda gördüğünüz binaların bölgesi, o bölgede artık Rus askerleri var. Ve ard arda şu anda bakın atışlar yapılıyor. Patlama sesleri buraya kadar geliyor. Bir panik hali var şu anda. Askerler pozisyon aldılar buradaki Ukrayna askerleri. Ve tabii siviller, kaçabilenler kaçtı. İçeride kaçamayanlar var. Son işte gelen bazı siviller. Az önce bulunduğumuz noktaya bir bomba isabet etti ki orası geçtiğimiz günlerde imha edilen İrpin Köprüsü. Üzerinden tahliyeler vardı. Tahliyeler devam ederken Rus bombardımanı, Rus uçakları köprüyü vurdular. Bakın çok sayıda bölgeye, bölgenin hareketlenmesinin ardından bölgeye takviye kuvvet gönderildi. İşte artık o köprü, köprünün sonrası, düne kadar tahliyelerin yapıldığı köprünün sonrası artık Rus askerlerinin kontrolüne geçti. Ve ard arda karşılıklı atışlar yapılıyor. Bakın işte cephe hattına gidiyor şu anda direnişçiler. Milisler uzun namlulu silahlarıyla. Askerler zaten son mevziler artık İrpin Nehri'nin köprünün hemen önünde bir set oluşturdular. Günlerdir barikat kuruyorlardı bu bölgeye. Ve o bölgede askerler var öne hatta. Tanklar yine bulunduğumuz. Bakın bu ormanlık alanın içine gösterelim sizlere. Bakın içeriye doğru. İşte bir patlama daha meydana geldi. Evet bir tedirginlik anı. Yere yattı askerler. İşte o bölge, işte gördüğünüz bu ormanlık bölgenin içinde şu anda tanklar, Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait tanklar var. Onlar bu hatta, yani bu ormanlık hattın içinde Rus askerlerini karşılayacaklar ki Rus askerlerinin gelmesi, buraya ulaşması an meselesi. Çünkü İrpin artık Rus birliklerinin kontrolünde. İrpin içinde hala kalan siviller var. Onlar artık çıkamıyorlar. Çünkü bombardıman devam ediyor. Çatışmalar var. Artık kent çatışması, şehir çatışmasına dönüştü. İşte cephe hattına doğru giden Ukrayna askerleri, Ukrayna birlikleri, bunlar siviller, sivillerin tahliye edileceği minibüsler, otobüsler burada bekliyorlar. Ama tabii ki şu an için gelmek mümkün değil. Yani karşıdan bakın İrpin'in üzerinden duman yükseliyor. Görüyor musunuz? Bakın karşıya bakın. İrpin'in üzerinden duman yükseliyor ve siviller işte bombardıman altında panik halinde kaçıyorlar. Çıkabilenler, bakın işte yüzlerindeki korku, endişeyi biz de görebiliyoruz net bir şekilde. Bakın. Evet evet, çocuklarıyla, bakın çocuklarıyla kaçıyorlar. Bakın bakın, panik halinde, panik içinde. Çünkü karşıda artık şehir çatışmasının ötesine geçti. Dün Rus birlikleri İrpin'in içine kadar girmişlerdi. Uçaklar bombaladı. Top atışlarıyla, obüslerle, atışlarla İrpin vurulmuştu ve artık İrpin'de yaşam yok. Sivillerde işte bu otobüslerle İrpin'i terk ediyorlar. Bakın alabildikleri tüm eşyalarını yanlarına aldılar. Günlerdir korku içinde. Korku içinde İrpin'de silah seslerinin, bomba seslerinin altında yaşıyorlardı. Artık tek istekleri buradan kaçıp kurtulmak. Çünkü onlar artık bir yaşam alanı kalmadı. İşte Ukrayna birlikleri, bu askerler, direnişler hepsi burada. Son hat, son savunma hattı burası artık. Buradan sonrası Kiev. Bu hattı Rus birlikleri eğer kırarsa, bu direnişi burada kırdıkları durumunda artık Kiev'e ulaşacaklar ki son hat burası. Günlerdir ekranlara getirdiğimiz İrpin Köprüsü'nün bulunduğu yer. Rus birlikleri adım adım ilerledi günlerdir. Ve işte karşıda gördüğünüz o binaların şu anda önünde, o sokaklarda Rus askerleri dolaşıyor. Rus sırrı birlikleri buraya kadar yaklaştılar ve yoğun bir çatışma var. Bir taraftan bombardıman var. Bir taraftan uçak seslerini duyuyoruz bulunduğumuz yerden. Zaman zaman az önce İrpin
köprüsü vuruldu. Tekrar üçüncü kez vuruldu. Ve sonrasında da gelen bilgi hayatını kaybedenlerin olduğu yönünde, bazı sivillerin hayatını kaybettiği yönünde. İşte son kalanlar, son kaçabilenler, İrpin'den son kaçabilenler de geliyorlar. Bakın askerlerin yardımıyla buradan çıkacaklar. Artık burası bir cephe hattı. Daha düne kadar sivillerin tahliye işleminin gerçekleştiği İrpin artık cephe hattı. Evet, insanlar kaçıyorlar. Evet, insanlar kaçıyor. Bakın bir an önce acele ediyorlar ki bir an önce buradan çıkmaları gerekiyor. Çünkü Rus birlikleri her an buraya gelebilir. Bakın. Önemli bir teyakkuz durumu. Bir taraftan patlama seslerini duyuyoruz. İşte direnişçiler. Direnişçiler onlara yardım ediyor. Sivillerin buradan çıkmasına direnişçiler yardım ediyor. Ellerinde silahlı. Günlerdir onlar da burada nöbet başındalar. Teyakkuz halindeler. Burası artık son sınır. Evet, büyük bir patlama meydana geldi. Buradan İrpin'in üzerinden duman yükseldiğini görüyoruz. Evet, bir patlama daha. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Daya, выезжаю. Я выезжаю. Evet, NTV Kiev kapısındaki çatışmayı görüntüledi. Bu görüntüleri NTV ekibinden kameraman Cumhur Çatkaya çekti. Kiev kent merkezine çok yakın bir nokta. Şimdi kent merkezindeler, bilgisi var. Osman Terkan karşımızda olacak. Osman, güvende misiniz, iyi misiniz, neredesiniz? Ruslar her an kente girebilir diye de aktardın. Nedir son durum Osman? Berfu, evet, güvendeyiz. Zaten orası aslında güvenli bir bölge. Yani şöyle anlatayım. Orası günlerdir vurulan İrpin'in, sivillerin tahliyesinin gerçekleştiği nokta. Normalde orası insani koridor. Orası güvenli bir nokta. Orada Ukraynalı askerler var, direnişçiler var. Zaten buradan da bulunduğumuz yer yaklaşık 5 kilometre, 6 kilometre ötede çok ciddi patlamalar meydana geliyor. Şimdi cephe hattı buraya o kadar yakın ki artık bu evet, ard arda patlamalar meydana geliyor. Şu an şehir merkezinde ard arda patlamalar meydana geliyor. Şimdi burası, bakın, sarı otobüsler var. Bu sarı otobüsler buradan cephe hattına gidiyor ki buradan araçla yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Yani maksimum 5 dakikada o bölgeye ulaşabiliyorsunuz. Az önce görüntüleri izlediğiniz o Cumhur Çatkayı'nın patlama anını görüntülediği yere ulaşmanız 5 dakika. Zaten kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar var İrpin içinde, mahsur kalanlar var. İşte buradaki ekipler de onların bir an önce tahliyesi için buradalar. Otobüsler burada bekliyorlar. Oradan emniyette olduğuna dair işaret geldiği zaman bir otobüs hareket ediyor. Burada uzun namlulu silahlarla Ukrayna askerleriyle birlikte onlara eskortluk ediyor o otobüse. Gidiyorlar ve sivilleri alıp geliyorlar. İşte biz de onlarla birlikte güvenli olduğundan emin olduğumuz noktaya, ki Ukrayna askerleriyle konuşarak gidiyoruz, emniyette olduğunu söyledikleri halde gittik. Tabii ki o sırada o insani koridor da vuruldu. Yani artık o alanda güvenli yer kalmadı. Yani otobüslerin içinde insanlar beklerken, minibüslerin içinde insanlar beklerken bir anda ard arda patlama sesleri duyuldu. Biz de Cumhur Çatkaya'yla yanımızdaki Ukrayna askeri bizi işte yere yattık beraber ve ardından minibüse bindirerek bizi olay yerinden uzaklaştırdı. Şu anda emniyetteyiz. Ama şunu söyleyeyim, artık burası, şimdi Cumhur Çatkaya'dan şöyle bir rica edeceğim. Cumhur, senden bir rica edeceğim. Şimdi bakın, bu cephe, burası barikat. Şöyle dönsün, dönebiliyorsa. Şimdi bakın, burası cadde, benim bulunduğum yer. Şimdi daha rahat anlamanız açısından göstereceğim. Bakın, burası artık yerleşim yerleri. İnsanlar bekliyor burada, bakın, ellerinde çantalarıyla. Günlerdir burada Kiev'i terk etmek için bekleyenler var. Tabii gidebilenler gidebiliyor ama halen burası. Market var. Market, bak, şu anda işaret yapıyor. Kapattık artık diyor. Şimdi burası yerleşim yeri, yaklaşık buradan 5-6 kilometre sonrasında cephe attı. Yani Rus askerlerinin buraya ulaşması an meselesi ama tabii önlerinde bir direniş olacak. Çünkü bu ormanlık alan, yani şehirle İrpin'i birleştiren ormanlık alanın içinde tanklar var şu anda. Tanklarla Ukrayna askerleri bekliyor. Ve bakın, o bölgeden gelen otobüslerden de tahliye edilenler.
bakın çantalarıyla şu anda şehri terk ediyorlar. Artık 6-7 kilometre, 10 kilometreden daha kısa bir mesafe kaldı Rus askerlerinin buraya ulaşması. Eğer o direniş kırılırsa, yani bu ormanın içindeki ne tür bir çatışma olacak bilemiyoruz, ne tür hazırlık yaptı Ukrayna askerleri bilmiyoruz ama o Rus askerlerinin kullanmak istediği karayolu bu. Çünkü diğer taraflar orman içinde çamur olduğu belirtiliyor. Yani Rus askerlerinin, zırhlı birliklerin oradan geçmesinin imkansız olduğu söyleniyor günlerdir uzmanlar tarafından. O yüzden plan bu yoldan geçmek, ki artık çok az kaldı. Bakın burada da tahkimatlar oluşturulmuş durumda ve beton bloklar kuruldu. Hemen yan tarafı da görebiliyorsunuzdur. Beton bloklar kuruldu. Onların altına molotof kokteyllerine kadar, hatta anti tank mayınlarına kadar, yani anti tank mayınları döşenmiş yol kenarlarına. Onlar da Rus tanklarının, Rus sırlı birliklerinin buraya gelmesi durumunda hemen devreye sokulacak. Yani ciddi bir direnişe hazırlanıyor şu anda Ukrayna. Ukrayna askerleri, Ukrayna direnişçiler, polisler burada. Şu anda tamamen şehrin en hareketli noktası burası kuşkusuz. Ve ciddi bir panik var. Teyakkuz halinde herkes endişe içinde. Siviller bir an önce bölgeyi çıkarmak. Bakın otobüse biniyorlar, görüyor musunuz? Bakın direnişleri alan otobüs geldi. Şimdi bu otobüs cephe hattına gidecek. Yaklaşık bir 5 dakikalık mesafeye gidecek. Ve orada bu direnişçiler Rus askerleriyle çarpışacaklar. Çünkü artık göğüs göğüse çarpışma başlayacak. O kadar yakınlar. Artık meskun mahal çatışmaları başlayacak. Ama ilerleyen saatlerde, işte korkulan o ki, ilerleyen saatlerde o çatışmaların bizim bulunduğumuz bu noktaya, yani Kiev'in merkezine sıçraması. Çünkü halen burada çok sayıda sivil var. Her ne kadar 4,5 milyonluk Kiev'in yarısından fazlası boşalmış olsa da hala burada yaşayanları görebiliyoruz. Hala hayatlarına devam etmeye çalışanlar var. Tahliye edilemeyenler var. İşte onların endişesi de artık burada şehir çatışması olması durumunda ne yapacaklarını onlar da kara kara düşünüyorlar. Çünkü günlerdir anlatıyoruz, marketler kapanacak. Kapalı çoğu zaten. Şimdi çatışma durumunda hepsi kapanmak zorunda. Herkes kendi canının derdine düşecek. Bu nedenle de artık kent savaşına artık ramak kaldı. Yani belki saatler kaldı. Saatler sonra biz belki de bu yayın yaptığımız noktadan bile yayın yapamayacağız, ki buradan Rus birliklerinin gelmeye ihtimali var. İşte cepheye gidecek direnişçiler, kollarında sarı bantlarla. Onlar da yanlarına alabildikleri her şeyle, uyku tulumlarıyla, işte yiyecekleriyle, teçhizatlarıyla şu anda cepheye gidiyorlar. Yoğun o bombardıman altındaki İrpin'e doğru yola çıkacaklar ve oradaki Ukrayna askerlerine destek verecekler. Ama tabii ki yoğun bir çatışma olacak. Evet, az önce İrpin'deydik. Cumhur Çatkaya ile kameraman. Çekim yaptığımız sırasında güvenli nokta, tekrar altını çiziyorum. Yani endişeye mahal vermemek lazım bu anlamda. Orası güvenli bir bölgeydi ama sıkıntı olan insani koridorun üzerinde o bombaların patlaması. Ve biz de haliyle o duruma şahit olduk. Neyse ki yanımızda bizle beraber gelen Ukrayna askerleri, direnişçiler bizlere yardım edip bizi oradan hızlı bir şekilde tahliye ettiler. Şu an için emniyetteyiz. Ama ilerleyen saatlerde tabii ki Kiev'in akıbeti ne olacak, bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Evet, NTV ekibinden